Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün artık şarölemizin son zamanına geldik. Doğuma çok yaklaştı. Şöyle göstereyim arkadaşlar, karnı iyice uzadı. Kanındaki buzağı da şaröle. Hatta şöyle şu tarafta görebiliyorsanız buzağı oynuyor. Arkadaşlar çanta yapısında beklediğimden fazla geliştirildi açıkçası. Hala da geliştiriyor. Şu an bir tarafının şiş, bir tarafının şiş olmamasının sebebi yattığı süreçte memesinden su çıkıyor, ondan kaynaklı. Tahminlerime göre birkaç gün çekmez doğurması. Ama dediğim gibi karnı çok büyük. Ya ikiz doğuracak ya çok büyük doğuracak. Şaroliler çok büyük doğdukları biliniyor zaten. İlk doğumu bir de hayvanımızın. Bu kadar rahatsız olmasının sebebi budur muhtemelen. Şu an karnındaki buza gayet şöyle, hatta iki karnını birden ortalayabilsem. Arkadaşlar şimdi buza şu taraftan da oynuyor. Şuradan da ayaklarını çıkartabiliyor rahat bir şekilde. Yani değişik bir durum. İlk defa karşılaştık. Bakacağız. Buzağının büyüklüğünden diye düşünüyorum. Çünkü şarollerin ciddi doğum zorluğu oluyor. Hayvan kendini hazırladı. Gayet çatısı geniş bir hayvan. Yani doğumda zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Şöyle Jersey'mizin çatısına bakılırsa bunun çatısı bayağı geniş. Çantasında yapmaya başladı. Hani tahminlerime göre çok çekmez diyorum. Böyle bir 24 ila 12 saat arası doğumun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şöyle bir hemen arka kısımlarına da bakalım şöyle. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şöyle menç dediğimiz olaylar tamamen kırılıyor şöyle şurada. Şöyle geri doğru geliyor. Şuralar yumuşuyor artık. Fazla bastırmak istemiyorum. Hayvanın canı yanıyor sonuç olarak. Hayvanımız bir tarafa doğru eğimlendi. Zor yatıyor, zor kalkıyor. Sürekli yatmak istiyor. Hayvan artık gevşemiyor. Sürekli böyle hafif inlemeli sesler geliyor. Bunların olacağını biliyorduk fakat bu biraz fazla geldi. Karnının bu kadar büyük olması da korkutuyor. Hani bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi sahibi olan arkadaşımız varsa veya ikiz olacağını, ikiz daha önce ikiz doğuran hayvan görmüş olan birisi varsa hemen bunu izledikten sonra yorumlarda bana bildirirse çok memnun olurum. Şöyle buzağı da zaten karında durmuyor, yani sürekli oynuyor. Ölü falan desem değil. Şu an 10 gün geçirdi normal doğum süresinden 10 gün geçirdi. 10 gün fazla uzun bir süre oldu. Yani 10 gün geçirmesi normal değil. Çanta yapısı da beni korkutuyor arkadaşlar ama şimdi size anlatacağım. İşte şöyle arkadaşlar. Şu kısım şiş, şu kısım yumuşak. Bunun sebebi arkadaşlar, şöyle şuradaki sütü görüyorsunuz. Biz bunu test ettik. Hani hayvan hangi tarafına yatarsa o taraftan süt akıyor. Süt aktığı için o tarafın memesi küçülüyor. Şurası da gayet yukarı doğru çıktı. Beklediğimden büyük oldu. Acıyor arkadaşlar. Biraz memeleri acıyor. Kazara da dokundum. Ön taraftan da memelerini gayet şişir. Şöyle ışığı kapatmayayım. Ön taraftan da memelerini şişirdi zaten. Hayırlısıyla doğar inşallah. Gayet sağlıklı bir buzağı doğursun da dişisi erkeği ikizi önemli değil. Yeter ki sağlıklı bir buzağısı doğursun. Hayvanımızın dün akşam ateşi vardı. Kulakları ve gözleri kızarıyordu. Doğum olacak diye bekledim. 3 saatte bir geldim. Biraz yorgunum. Zaten sesinden de muhtemelen belli oluyordur. Hayvanın karnı aşağı doğru çöktü. Şu ana kadar çok kip duruyordu. Yani arkadaşlar ben, yani dediğim gibi daha önce bu konuyla ilgili tecrübesi olan mutlaka benimle iletişime geçerse çok memnun olurum. Yani karnı gebeğine göre çok yaygın. Bu kadar yaygın ve kip olmaması gerekiyordu. Bir bilgisi olan arkadaşımız varsa bilgilendirirse çok mutlu olurum. Hayvanımızın doğumu gerçekleştikten sonra da hayvanımızın ne kadar süt verdiği ile ilgili sizlerle bilgi paylaşacağım. Şu anda bu hayvanımız yani muhtemel olarak 10-12-13 litre bandında süt verir ya da sadece buzağısını doyurur. Bakalım artık inşallah sağlıklı bir şekilde buzağısını doğursun. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalım bu aralar bir düşüşe geçti. Kanalıma destek olursanız, beğen butonuna tıklarsanız, yorum yaparsanız ve abone olursanız gerçekten size çok minnettar olurum. Beni izlediğiniz için teşekkürler.